Merhabalar arkadaşlar, ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde ekonominin en büyük sırları konusuna devam ediyoruz. Dünyanın Haberi 215. bölümde, 11 Temmuz 2021'de yayınladığımız bölümde ekonominin en önemli sırrı nedir, para nedir diye sormuştuk ve burada paranın ne olduğunu çok ayrıntılı ve tarihsel bir çerçevede bakarak anlatmıştık. Burada bugün kullandığımız kağıt varlıkların, yani işte bu dolar, euro vesairenin para olmadığını, aslında bunların kredi olduğunu, gerçek paranın ise sınırlı ve standart bir kredi sayma, borç sayma aracı olduğunu, bunun da tarihte en iyi altın ve gümüşten üretildiğini anlatmıştık. Ve bu geniş anlatımın da bir amacı vardı. Demiştim ki paranın ne olduğunu anlayacağız. Bugün nasıl bir sistem içinde yaşadığımızı anlayacağız. Yani bugün bir para sistemi değil, bir kredi, yani borç sistemi içerisinde yaşıyoruz. Bunu anlamazsak nasıl finansal özgürlüğümüzü arttırabiliriz? Bunu anlayamayız. Şimdi bir kredi sisteminde, bir borç sistemi içinde yaşıyoruz ve bu sistem içerisinde zengin olanlar borçla nasıl zengin oluyorlar? İşte bu bölümde bunu göreceğiz. Dünyanın Haberi 216. bölümde bunu işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde anlatacağım şeyleri siz de yapın diye anlatmıyorum. Burayı önemli vurguluyorum. Birazdan bazı görüşlerden bahsedeceğim, bazı kişilerden bahsedeceğim. O kişileri de örnek alın veya onların kitaplarını, seminerlerini alın diye de anlatmıyorum. Bunu önemli vurgulamak istiyorum. Burada sadece bugünkü sistem içerisinde zengin olanların nasıl zengin olduğunu anlayacağız. Ve ona göre bir sonraki bölümde de kendimiz neler yapabiliriz bu zincirleri kırmak için, belki onun üzerinde görüşlerimizi paylaşabiliriz. Şimdi borç sistemi içerisinde, yani bugünkü dolar, sınırsız dolar sistemi içerisinde, borç sistemi içerisinde zenginler nasıl borçla zengin oluyorlar? Bize oysa ne anlatılır? Ailemizde, okulda vesaire asla borca bulaşmayın, borçlu olmayın, borçlarınızı ödeyin, yoksa batarsınız diye anlatılır. Oysa bu sistemde, bu borç sisteminde zengin olanlar ağızlarına kadar, alabildikleri kadar borca gömülmüş durumdadırlar ve bunu bir güç unsuru olarak, hatta diğer vatandaşları bir köleleştirme unsuru olarak kullanırlar. Bunu nereden biliyoruz? Burada temel alacağım görüşler Amerikalı, aslında Japon kökenli, Hawaii'li bir iş insanı olan Robert Kiyosaki'nin özetlediği görüşler. Genelde bu bölümde onun görüşlerinden faydalanacağız. Şimdi Robert Kiyosaki şunu belirtiyor. Bir borç sistemi içinde yaşıyoruz ve zengin olmak için insanların borcu kullanması gerekir diye anlatıyor. Bunu şöyle formülize ediyor. Yani benim dediklerimi yaparsanız, benim kitaplarımı alırsanız, benim seminerlerime gelirseniz, benim söylediklerimi yaparsanız zengin olursunuz. Halbuki aslında durum öyle değil. Zengin olanlar sistem içerisinde evet borcu kullanıyorlar. Fakat herkesin, hele de her böyle kitap okuyanın, seminere gelenin zengin olması diye bir durum söz konusu olamıyor. Onu da şimdi birazdan anlatacağım. Robert Kiyosaki şöyle başlar arkadaşlar. Sizin için para kazandıran şeyler, varlıklar ve size para kaybettiren varlıklar diye elinizdeki ekonomik varlıkları bölmeniz gerekir diye anlatır. Mesela çok yanlış bir görüş, oturduğunuz evin bir yatırım olduğu görüşüdür. Size faydalı bir varlık olması için, aktif bir varlık olması için bir ekonomik olgunun size sürekli para kazandırması gerekir. Yani nakit kazandırması gerekir. Oysa oturduğunuz ev size nakit kazandırmaz. Sizi kira ödemekten kurtarmış olur ama aksine cebinize para koymaz. Sürekli sizden vergiydi, şuydu, buydu, işte tamirattı vesaireydi, masraflardı derken ev sürekli sizden aslında ne yapar? Para alır. Aynı şekilde araba. Yani bugün çalışanların çoğunluğu ev almak ve araba almak için çalışırlar. Türkiye'de de, dünyada da bu böyledir. Araba da aynı şekilde bir yatırım değildir. Her ne kadar zaman içinde, özellikle de bu son pandemi döneminde fiyatları çok artmış gibi görünse de,
Bu varlıklar yatırım ya da pozitif varlıklar, aktif varlıklar değildir. Çünkü arabada sürekli masraftır. Benzin masrafı, vergisi, tamiratı, kaskosu vesaire vesaire sürekli bir masraftır ve sizin cebinize para koymaz, sizden sürekli para alır. Ama finansal özgürlüğünü elde etmek isteyen kişilerin yapması gereken şey para yatırdıkları ekonomik olgunun onların cebine sürekli nakit koymasıdır. Yani nakit akışı sağlamasıdır. Nakit akışı çok önemlidir arkadaşlar. Yani siz bir ev alıp bunun içine kendiniz oturacağınıza bir ev alıp bunu kiraya verseniz ve sürekli size kira getirse işte bu aktif nakit akışı sağlayan bir varlık olur. Ve bunu borç ile temin etmiş olsanız, yani borçla finanse etmiş olsanız bu borçta kötü bir borç olmaz. Yani tabii ki koşullarına bağlı. Ne kadar faizle aldığınıza bağlı. Taksitleri öderken ne kadar kira elde ediyorsunuz? İşte ne kadar zamanda o taksitler bitecek ve size ne kadar bu ev kira getirisi getirecek? Tabii bunların hepsi ayrı ayrı farklı farklı hesaplama konuları. Ya da aynı şekilde araç için konuşursak, aracı alıp kendiniz bilmiyorsunuz da aracı kiraya verdiğinizi düşünün. Taksi olarak çalıştırdığınızı düşünün vesaire vesaire. Bunlar nakit akışı sağlayan varlıklardır ve düşünülenin aksine ev almak ya da araba almak ve bunlar için borca girmek, yüksek faizli borçlara girmek finansal özgürlükten sizi tamamen uzaklaştırır. Ne olur? Ev almak ve araba almak için çok uzun vadeli yüksek faizli kredilere girdiğiniz zaman sürekli bunların da masrafı çıktığı için ve sürekli kredi ödemeleriniz olduğu için siz adeta çalıştığınız yerlerin, işte bu bir devlet kurumu olabilir, bir şirket olabilir, buraların kölesi haline gelirsiniz. Yani borç sizi ne yapmış olur? Nakit akışı sağlayan varlıklar elde etmediğiniz için köleleştirmiş olur. Oysa finansal özgürlük için ne lazım? Nakit akışı getiren varlıklar lazım. Tabii Robert Kiyosaki bunu böyle güzel güzel anlatır. Herkes de zanneder ki kitabı biraz okuyan ya da YouTube'da videolarını izleyenler hemen araştırmaya başlarlar. Ne ile nakit akışı sağlayabilirim? Burada tabii en kolay yapılacak olan şey en iyi bildiğiniz şeydir. Yani neyi iyi biliyorsanız, neyi seviyorsanız onunla ilgili nakit akışı oluşturacak varlıklar oluşturabilirsiniz. Aksi halde yani bilmediğiniz bir yerde nakit akışı oluşturmaya çalışırsanız batmanız, aldığınız riskle beraber batmanız çok büyük olasılıktır. Mesela çok iyi gitarlardan anlıyorsunuz. Bu konuda bir kitap, bir e-kitap yazabilirsiniz. Bir işte Udemy'de kurs açabilirsiniz vesaire. Vesaire. YouTube kanalı açabilirsiniz. Bunların hepsi siz uyurken bile size para kazandıracak şeylerdir. Yani bir YouTube videosu yaptınız. Çok işte ilginç bir konuda. Siz uyurken bile insanlar yıllarca belki o videoyu seyredip size para kazandırabilirler. Ya da bir işte programcılık öğrendiniz. Bilgisayar oyunu yaptınız. Blockchain projesi tasarladınız. İşte iyi biliyorsunuz. Film çektiniz vesaire vesaire. Bu tip şeylerden herkes neyi iyi biliyorsa bu tarz kendi işinin dışında sürekli kendisine nakit oluşturacak varlıklar oluşturabilir. Tabii ki davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bunların hepsi çok büyük uğraş gerektiren, çok büyük zaman gerektiren şeyler. Bir yatırımcının nakit akışı sağlayan varlıklar oluştururken deneme yanılma yaptığında doğru varlığı bulabilmesi, doğru yatırımı bulabilmesi neredeyse 100 deneme yapmasına bağlıdır ortalama arkadaşlar. Yani 100 tane denediniz 99'u yalan dolan çıkar ya da sizin için uygun değildir. O %1 tanesi sizin için uygundur. Şimdi Robert Kiyosaki'nin çok anlatmadığı ama asıl sistemin üzerine döndüğü yere doğru yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi siz finansal özgürlüğünüz için ufak tefek böyle nakit akışı yaratacak oluşumlar, varlıklar kendi kendinizi dizayn edebilirsiniz. Bunlardan çoğu başarısız olabilir, birkaç tanesi başarılı olabilir. Bu biraz daha sizi finansal olarak özgür yapar, zengin yapmaz. Kiyosaki'nin iddia ettiği gibi. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. Elinizde bir para var. Bu parayla çok böyle ortalama güzel bir araba alabiliyorsunuz. Tabii Türkiye'de şimdi ortalama araçların fiyatları da aslında bayağı bir ne oldu? Yekün oldu. Ama şunu yaparsanız işte bu parayı ortalama bir araba, bir araç almaya harcayacağınıza atıyorum bir yerlerde ucuz bir küçük bir daire buldunuz. Onu alabilirsiniz ve oradan bir kira geliri elde edebilirsiniz. Ve seneler içerisinde oradan elde ettiğiniz kazançla çok daha iyi bir araba alabilirsiniz. Mesela bu tarz küçük şeyler yapabilirsiniz. Yani sıradan insanlar Robert Kiyosaki'nin söyledikleriyle bu sistem içerisinde bir miktar finansal özgürlük elde edebilirler. Ama bunlar küçük, sınırlı şeyler olabilir. Yani bu tarz yatırımlarla. Veya çok fazla efor sarf etmeniz lazım. Kendi normal işinizle beraber
yan işler yapmanız lazım ve buralardan sürekli nakit sağlamanız lazım. Bu da ciddi efor gerektiren bir şeydir. Mesela çok sağdan soldan nakit akışı yapacak bir sürü şey buldunuz ve güzel bir işte sermaye biriktirdiniz. Bununla ufak bir büfe açtınız diyelim. Oradan daha büyüğüne atlayabilirsiniz. İşte restoran açabilirsiniz vesaire. Burada sistem şöyle işler. Mesela çok ufak bir daire aldınız. Oradan bir kira elde ettiniz araba alacağınıza. İşte İstanbul'dan değil de Anadolu'dan bir yerden. İşte bir öğrenci şehrinde mesela araba alacağınıza onunla küçük bir daire aldınız ve işte onu da öğrenciye kiraya verdiniz. Orada şunu yapabiliyorsunuz. Artık bir varlığınız, bir nakit akışı sağlayan bir varlık olduğu için bankaya vesaire gittiğiniz zaman size kredi verilmesi olasılığı artıyor. İşte işin sırrı burada. Bu tip bir kredi daha alıp bir tane daha daire alabilirsiniz veya işte o büfeyi açabilirsiniz. Oradan bir başka nakit akışı sağlayıp daha da fazla kredi alabilirsiniz vesaire vesaire. Bu şekilde kendinizi büyütebilirsiniz. Dediğim gibi bunlar son derece zor şeyler. Yani Kiyosaki'nin söylediği gibi aslında kolay şeyler değil. Peki sistemin asıl tepesinde olanlar bu işi nasıl yapıyorlar? Her şeyin kilidi emlak sektöründe geliyor arkadaşlar. Demin demiştim işte para biriktirip oturacağınız bir ev aldığınız zaman bu sizin için yatırım olmaz. Ama diyelim ki siz iyi bir mesleğiniz var. Bir ev aldınız kendinize. Yatırım değil bu. Hani ben demin söylediklerim yanlış anlaşılır mısın? Kendinize ev almayın demek istemiyorum. Elbette ki uygun koşulları bulduğunuzda kendinize iyi yaşayacak bir ev almalısınız. Ama bunu yatırım olarak görmemelisiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya da araba aynı şekilde. Araba bir yatırım değildir. Ev de bir yatırım değildir. Fiyatları ne kadar artarsa artsın aslında dolar ya da altınla ölçtüğünüzde görüyorsunuz ki aslında çok da bir yere gittikleri yok. Geçmiş bölümlerimizde görmüştük. Yani İstanbul'daki emlak fiyatları altınla ölçüldüğünde yaklaşık 20 yıl önceki seviyelerine falan dönmüş durumda. Ama kilit yani büyük oyuncuların da işin içine girdiği yer emlak sektörüdür. Diyelim ki siz işte karı koca bir aile çalıştınız ve bir ev almıştınız zaten kendinize uygun. Bir tane daha ev alarak bunu işte yatırım haline dönüştürebilirsiniz. İşte burada bir kira gelir elde edeceksiniz. Fakat burada kira çarpanı çok önemlidir. Yani sizin aldığınız, satın aldığınız evin size maliyeti, faiz dahil, kira geliriyle kaç yılda karşılanıyor? Bakın Emlak Kulisi'nin haberine göre 2021'de 4 Şubat'ta yapılmış bir haber. İstanbul'da kira çarpanı şu anda 22 yıl konutlarda. Bu çok fahiş bir süre. Bundan 10 yıl önce, 10 yıl kadar önce İstanbul'da bu oran 15 yıldı. Yani satın aldığınız bir evi kirasıyla 15 yılda amorti edebiliyordunuz. 15 yıllık bir ev bulursanız bu başa baş oluyordu. Aslında 15'ten düşük bulabilirseniz yani kirası verdiğiniz maliyeti 15 yıldan düşük bir şekilde çıkartan ev bulabilirseniz bu iyi bir yatırım oluyordu. İşte bunu da sıkışan birisinden alabilirsiniz, icradan alabilirdiniz falan filan. Dediğim gibi bu bölümde anlattığım hiçbir şeyi size yapın diye tavsiye etmiyorum. Özellikle vurguluyorum burada tekrar. Ama yapanlar o şekilde yapıyorlar. Şimdi zaten 22 yıl İstanbul'da son derece verimsiz bir çarpan oranı. Yani burada yatırım olarak ikinci bir ev alsanız bile 22 yılda geri dönmesi son derece kötü. Ama büyük oyuncular bu işi nasıl yapıyorlar? Tabii ki ilişkilerle yapıyorlar arkadaşlar. Konut projeleri, inşaat, müteahhitlik başlıyorlar böyle. İşi biraz büyütenler hemen otel olayına geçiyorlar. Tabii bu konut projelerinde ne oluyor? Belediyelerle sıkı ilişkiler. Belediye seviyesinde başlıyor. İşte imar planlarında değişiklik falan yaptırtıp konut imarı olmayan arsaları birdenbire konut imarlı hale getirtip önceden tabii onları satın alıp anlaşıp oraların değerlerinin artmasıyla ne yapıyorlar? Orada konut projeleri yapıyorlar. O projeleri yaparken de hiçbir zaman kendi ceplerinden para harcamıyorlar. Her zaman o siyasi ilişkiler, o garantilerle ne yapıyorlar? Bol bol kredi alıyorlar. Bankalardan borçlar alıyorlar. O borçlarla bu projeleri finanse ediyorlar. Tabii size de böyle 22 yıl kira çarpanı olacak fiyatlarla satıp ne yapıyorlar? Borç onları özgürleştiriyor. Sizi ise oturacağınız evi alırken bile zaten ne yapıyor? Borç köle haline getiriyor. Tabii iş burada kalmıyor. Konuttan biraz güçlenenler otellere geçiyorlar. Otellerde çok daha yüksek kar marjı var. Çünkü konutlarda kiralar enflasyon nedeniyle aslında gerçek enflasyon kadar artamıyor. Ama otellerde günlük bu odalar kiralandığı için işte haftalık vesaire çok daha yüksek emlak, rant ve kar oranı sağlanıyor. Tabii burada da her şey krediyle inşa ediliyor. Otellerden AVM'lere geçiliyor. AVM'lerdeki dükkanlar
burada yapılan işler, buradan sürekli bir nakit akışı. Bakın bunların hepsi nakit akışı. Konut projelerinde adam yaptı konutları, sattı veya ne yaptı? Kiraya verdi o büyük konutları. Proje sahibi istediği değerler olmazsa o daireleri satmıyor, bir de kiraya da veriyor. Bakın ne yaptı? Konut projesinden büyük nakit akışı. O nakit akışı olduğu zaman çok daha fazla kredi alma imkanı oluyor. Büyük otelleri var diyelim. Oradan gelen sürekli bir nakit akışı. Buradan yine büyük kredi alma imkanı oluyor. AVM'lerde dükkanların kirası geliyor. Oradan büyük krediler alma imkanı oluyor. Sürekli krediler artıyor bakın. Adam para biriktirmiyor. Sürekli ne yapıyor? Kredi alıyor. Krediyle, kredi aldıkça daha da zenginleşiyor. Tabii büyük iş merkezleri, işte buradaki her ofisin, mesela şu binanın sahibinin veya müteahhitinin buradaki her ofisten sürekli nakit kazandığını, şu binanın komple bir şirkete ait olduğunu ve buradan sürekli nakit geldiğini düşünün. Tabii ki bankalarda bu durumda ne oluyor? Ağzına kadar kredi kapılarını açıyorlar ve faizleri de fiilen zaten merkez bankaları indirmiş durumda sıfırlara. Neredeyse sıfıra indirerek bu insanlara, bu hakim olan kesime kredileri yağdırıyorlar. Bu borç sisteminde krediye en az ihtiyacı olan adam zaten zengindir. Zaten her şeyi vardır ama en kolay kredi de ona çıkar, adam ya da kadın. Oysa siz ihtiyacınız vardır. Ev alacaksınız, araba alacaksınız, çocuğunuza okul, eğitim, hizmet sağlayacaksınız ama size kredi vermek için 1000 liradan su getirirler. Tabii tüm bu emlak şeylerinin son raddesi de kamu ile emlak ve onun dışındaki diğer projeleri yapmak. Yani devletle yol, köprü, otoyol yapmak. Buralarda da çok ciddi nakit akışı işte. Bir köprü yapıyorsunuz, buradan sürekli araç geçiyor ve buradan sürekli bir nakit akışı. Tabii bütün bu büyük işlerde, işler büyüdükçe size adeta krediyi bedava şeklinde verirler. Ama bütün dünyada bu iş böyledir. Yani Çin'e de gidin, Komünist Partisi'yle en iyi geçinenler orada en iyi ihaleleri alır. Amerika'ya gidin, işte ya milliyetçi Amerikalılara yakın olanlar ya da derin Amerika'ya yakın olanlar ihaleler alır devletten. Amerika'da daha çok yol, köprü vesaire değil de silah ihalesi olarak bunlar gider arkadaşlar. Büyük silah şirketleri bu ihaleleri kapatır. Yani anlayacağınız, sizin sıradan vatandaş olarak nakit akışı sağlayacak projeler yapmanız ve bunları krediyle finanse etmeniz mümkün olsa finansal özgürlük kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sıradan bir insanın bunları yapması Robert Kiyosaki'nin pek de anlatmadığı şekilde çok çok zordur. Burada kilit nedir? Devlet ile sıkı ilişkilere girmek ve buradan kendinize özellikle emlak sektörü üzerinden büyük rant ve tabii ki borç, kredi sağlamak ve o borçlar, krediler arttıkça nakit akışını arttırıp burada büyük bir oyuncu haline gelmek, buradan her türlü ekonomik özgürlüğe, zenginliğe kavuşmak. Bütün dünyada sistem aşağı yukarı bu şekilde işler. Tabii Türkiye'de bu sistem şu anda feci halde de yozlaşmış durumda. Yani artık kanun, kural, kamu ihale kuralı falan yok. Kime istiyorsan ona veriyorsun krediyi, ihaleyi. Ne demiştik geçen bölümün en başında? Kredi sisteminde işler ne olur? Piramit yapıya geri döner. Yani doların üzerindeki piramide geri döner. Yani devlet kredi sisteminde her istediğine kredi açar. Bakın şurada 1930'larda doların altın karşılığı bozulduktan sonra, Amerika kredi sistemine geçmeye başladıktan sonra tekrar paranın üzerine yerleştirilen şu piramit ne demekti? Ta en eski 3500 yıl önce Sümerlilerin kullandığı işte o piramit, ziguratlar, tapınaklar. O tapınaklar neyi sembolize ediyordu? Para değil, kredi sistemi. Yani herkesin ne yapıp ne ettiğini biz görürüz. Bakın tek göz, her şeyi gören göz. Herkese, her istediğimize biz kredi veririz. Kimi seviyorsak ona kredi veririz. Kimi sevmiyorsak da onun kredisini bitiririz. Bugün Çin Komünist Partisi'nin sosyal kredi skoru falan diyerek yapmaya çalıştığı şey de budur. Ama bunların devamı mümkün değil. Çünkü şu anda ne oluyor? Bütün dünyada merkez bankaları deli gibi çöken ekonomiyi kurtarmak için ne yapıyorlar? Kredi üretiyorlar. Eğer çok fazla merkez bankaları kredi üretiyorsa artık orada ekonomik verimlilik bitmiş demektir ve o sistem sona yaklaşıyor demektir. Peki sıradan insanlar burada bu borç ve kölelik döngüsünü nasıl kırabilir? İşte bir sonraki videomuzda da bazı, tarihte tabii herkesin bunu yapması mümkün değil, yine akıllı insanların bu döngüyü nasıl kırabildiklerini birlikte göreceğiz. Yine son olarak bu Norm Franz'ın meşhur sözüyle bitirmek istiyorum. Altın kralların, gümüş centilmenlerin, barter köylülerin ve
ve borç ise kölelerin parasıdır demişti. Gerçekten borç, kredi sistemi en sağlam köleliği oluşturan sistemdir arkadaşlar. Burada da gördüğümüz gibi. Ve bu sistemden, bu sistemi nasıl kırabileceğimizi, sıradan insanların bunu nasıl kırabileceğini de bir sonraki bölümde inşallah bu konudaki görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlık önlemlerine dikkat etmeye devam edin. Bizi takip edin. Yorumlarınızı, like ve dislike'larınızı bizimle paylaşın. Abone değilseniz abone olun. Ve tabii ki eğer videolarımızı da başkalarının görmesini de istiyorsanız lütfen paylaşın. Birinci bölümümüz para nedir diye sorduk. En az izlenen bölümlerimizden bir tanesi oldu. Herkes herhalde paranın ne olduğunu ve bu sistemin ne olduğunu çok iyi bildiğini düşünüyor. Yapacak bir şey yok. Eğer beğendiyseniz hem ilk videoyu hem de bu videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Lütfen kendinize dikkat edin. Hepiniz hoşça kalın.